ciddiye almıyorsun belki ama... Nusret çok önemli. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Öyle eve geldik diye gevşemek de yok. Hastanede sana nasıl bakılıyorsa ben de burada öyle bakacağım sana. İlaçlarını da asla aksatmayacağız. Ha ama sen de öyle iyiyim, bir şeyim yok falan deme sakın. Ne hissediyorsan açık açık söyle bana, saklama. Hem zaten bundan sonra hep senin yanında olacağım. Yorulmuyor musun tüm gün koşuşturmaktan? Sıkılmadın mı benden? O nasıl laf öyle? Olur mu hiç öyle şey? Biliyor musun? Sen o yoğun bakım odasında ölüm kalım savaşı verirken ben de kapının önünde can veriyordum. Sen nefes alırsan ben de nefes alırım. Sen iyi olmazsan ben de iyi olmam. Senin nefesin, sesin yanında olsun yeter bana. Sen neredeysen ben de yanı başındayım artık. İşte o kadar. Ve söz dinleyeceksin artık. Bak yoksa daha katı kurallar koyarım. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Dikişlerin bak canın acıyacak. Bak daha iyileşmedin. Sana bir şey olacak diye korkuyorum. Hadi bırak. Bak. Bak eğer beni bırakmazsan şimdi bütün odasım çıktığı kadar bağırırım. Herkes duyar sesimi. Herkese rezil oluruz senin yüzünden. Karım değil misin? Kime ne? Gerisi umurumda bile değil. Sürekli kurallar koyup durma. Yeri gelmişken şu katı kurallarından da bahsedelim. Hangi kurallarmış onlar? İkimizin bu odadan çıkmaması. Hep beraber kalması kuralı güzel aslında. Onu sevdim. Hadi. Hadi bırak beni bak. Sana bir şey olacak diye korkuyorum. Bir şartla. Neymiş şartın? Senin elinden güzel bir yemek yemek istiyorum. Kimse senin kadar lezzetli yemek yapamıyor. Ne demek? Hemen yaparım. Ama yanından bir saniye bile ayrılmayacağım diye söz vermiştim. Nasıl olacak? Evden ayrılmayacaksın ki. Mutfağa kadar ineceksin o kadar. Ayrılık sayılmaz o. Peki o zaman ben hazırlayayım hemen.